Hızlı şekilde ahşap rafa yağ yapacağız. Elimizde böyle bir tahta var. Bu tahtayı 20 santim, 18 santim ve 18 santim olarak kesiyoruz. Şu şekilde dekupajla. Kesimi yaptıktan sonra buralar sabit. Burası içinse dik oluşturmaya çalışacağız. Sonrasında bu oluşturduğumuz dik açıdan yine bir kesim yapacağız. Bu dik açıyı nasıl alacağız? Şurayı kestikten sonra, burayı kestikten sonra çizerek kestiğimizi düşünün. Şöyle bir çizgi olduğunu düşünün. Bu çizgiyi kaç santim olduğunu hesaplayacağız. Ölçtükten sonra burası 3,5 santim ise buraya doğru 3,5 santim gelip sonra da bu kesişim yerlerinden keseceğiz. Yani şurası ile şurası aynı boyutta gördüğünüz gibi. Bunları kestikten sonra önce bunu, sonra bunu birbirine montajlayıp şu dik olan kısmı da alt tarafa destek olarak montajlayacağız. Bunu yaparken ahşap delme ucu, bunları delmeyecek, parçalamayacak kadar ince vidalar ve ahşap tutkalı kullanmanız lazım. Bu üçünü yaptıktan sonra ahşap raf ayağınız hazır. Şimdi yapmaya devam edeceğim. Siz de bu aşamaları göreceksiniz. Bu aşamaya kadar sadece dekupaj testereyle yapıldı. Buradaki bölümün üçgen, bu üçgenin şu arasındaki boşluklar dekupajla keserkenki hatalar. Gördüğünüz gibi burada bir yamukluk var. Üçgenin şurası biraz daha yukarıda. Bunu da matkabın ucuna, şarjın matkabın ucuna dönerek ahşap zımparalayan aparat var. Onunla, o aparatla şurayı zımparalayarak alacağız. Burası buraya tam oturacak. Gördüğünüz gibi şurada bir fazlalık var. Burası buraya tam oturunca burası da oturmuş olacak. Zaten ahşapta bir esneme payı olduğu için bunun tamamının %100 olmasına gerek yok. Bu esneme payından yine de kurtarır. Şimdi devam ediyoruz. Bu aletle bunu lavaboda törpüledik. Tozlu için lavaboyu kullandık. Aç tutkalımızı sürdük. Bu şekilde yapıştıracağız, sonra vida atacağız. Şöyle planlıyoruz yani. Akmasın. Çalışmayı bitirdik. Çok ince vidalar attık. Buralara da delip yine vidaladık. Ahşap tutkalı kullanmayı unutmayın. Ahşap raf ayağı yapımımızı tamamladık. Üçgen şekilde. Biz bu şekilde yaptık. Ahşabın içinden şuradan ve şuradan vida attık. Aynı zamanda sabit daha sağlam olması için de şunun üzerinden de yine buna vida attık. Gördüğünüz gibi çok sağlam şekilde çekiyorum şu an ama gelmiyor. İsterseniz vidalamayı da bunun içinden yapabilirsiniz. Ben bunun içinden yaptım. Ahşabı ahşap delme ucuyla deldim. Çap şekilde. Bunu da bu şekilde deldim. Sonra içinden ölçüyü alıp içerideki duvara sabitlerken dübeli de aynı şekilde çap attım. İkisini de vidalayabildim rahat şekilde. Veya matkap uçlarının plastik bir tane ucu var. Aparatı var. Matkap ucuna takılan. İsterseniz düz şekilde hiza alıp oradan da vidalayabilirsiniz. Böyle yaptığınızda duvara sıfır şekilde yapmış oluyorsunuz. İsterseniz internette satılanlarını şöyle yapıyorlar. Alttan vidalıyorlar. Şu parçayı da bundan biraz yukarıda yapıp şu vidayı bunun üstünden atıyorlar. O zaman da rafınız 1,5 santim kadar ileride oluyor. Şurada bir raf boşluğu oluyor. Vida atma boşluğu oluyor. Öyle de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde gayet sağlam yaptım. Çeksem de gelmiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı projeler için abone olabilirsiniz.